Arkadaşlar merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Bugün sizlerle bu haftaki Amerika'daki gündemi değerlendirmek için karşınızdayım. Biliyorsunuz bu koronavirüsünden dolayı gerçekten Amerika'daki gündem de çok sıcak. Birkaç gündür özellikle son gelişmelerle beraber ciddi bir kaygı ve önlemler alınması yönünde ciddi bir adımlar atılmaya çalışılıyor. Biliyorsunuz Perşembe günü itibariyle New York City Belediye Başkanı sıkı yönetim ilan etti New York Belediyesi için. Dün de Cuma günü itibariyle de Beyaz Saray, Amerikan yönetimi, ulusal sıkı yönetimi ilan etti. Bu koronavirüsünün yayılmasını önlemek için ve mücadelesiyle ilgili ciddi adımlar atılması için. Gerçekten şu an dünyanın değişik bölgelerinden, Avrupa'dan tutun, Orta Doğu'dan tutun, tabii Amerika'dan tutun, Kanada'dan tutun ciddi anlamda endişeler başladı ve bununla mücadele için uluslararası seyahatlere yasaklar getirilmeye başlandı. Amerikan hükümeti de bildiğiniz gibi birkaç gün öncesinde Avrupa'nın belli ülkelerinden Amerika'ya uçuşları dün gece itibariyle yasaklanacağı ve 30 gün boyunca devam edeceği noktasında karar aldı ve dün gece itibariyle bu 30 günlük yasak başladı ve 30 gün boyunca Avrupa'nın çoğu ülkesinden Amerika'ya uçuşlar yasak olacak. Tabii bu Amerikan vatandaşlarını, Amerika'ya geri dönen Amerikan vatandaşları bunun içine dahil değil. Dolayısıyla onların geri dönüşüne imkan ve izin veriliyor olacak. Tabii biliyorsunuz bu birkaç gündür gelişen bu durumlar ve bu koronavirüsünden etkilenen kişilerin sayısı ciddi anlamda artması burada da önlemlerin çok hızlı bir şekilde başlayacağını gösteriyor. Tabii şu an itibariyle New York'ta özellikle büyük toplantıların, işte konserlerin, ondan sonra buluşmaların iptal edildiğini ve yasaklandığını görüyoruz. Gün geçtikçe biraz bu noktada adımlar atılabilir. Belki birkaç haftalık belli yasaklamalar ya da işte adımlar atılabilir. Tabii şu an itibariyle herhangi bir resmi kurumların ya da kamu binalarının kapatılma durumu yok. Hala açık durumdalar. Ama önümüzdeki hafta ne olacağını göreceğiz. Hafta başında daha net görüyor olacağız. Ya da bu hafta sonu bir gelişme olursa, New York valisi tarafından bir açıklama yapılırsa bunu da görüyor olacağız. Tabii şimdi bütün bu yaşanan durumlar ve devamlı verilen telkinler de o yönde. Panik yapılmaması yönünde. Panik yapmaktan ziyade temkinli olma, dikkatli olmaya herkesi davet ediyor görevliler. Tabi bu noktada biz de sizler takipçilerimize panik olunmaması gerektiğini ve rahat davranılması ama dikkatli olunması noktasında adım atmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi tabi bütün bu yaşanan durumlar neleri etkiliyor? Tabii ki insanların hayatını etkiliyor. Uluslararası seyahatleri hatta yerel seyahatleri etkiliyor. İnsanların ticaretini, iş adamlarını, iş yerlerini etkiliyor ve öğrencileri, okulları etkiliyor. Şu an Amerika'da ciddi anlamda çoğu okul üniversiteler online eğitim noktasında adım atıp kampüsleri kapatmış durumdalar. Tabii bunlar önemli adımlar. Tabii ama ne yapıyor gün sonunda? Herkesin yaşamını etkiliyor durumda. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Herhangi bir vize iptali ya da herhangi bir vize yasaklaması ya da green card engellenmesi ya da yasaklanması gibi bir durum söz konusu değil şu an itibariyle. Ama şunu görüyoruz. Türkiye'deki Amerikan Konsolosluğu önemli toplantıları, buluşmaları, konferansları iptal etti şu an. Tabii bu şunu gündeme getirebilir. Bir kısa sürede olsa belki vize görüşmelerini kapatmalarını, az sayıya indirmelerini yol açabilir. Tabii bu önümüzdeki günlerde çok daha netlik kazanacak. Ama şu an itibariyle ne o noktada bir iptal var ne de Amerika'daki göçmenlik dairesinde bir iptal var. Ama bizim şu an gözlemlediğimiz büyük bir ihtimalle belki burada da aynen göçmenlik dairesindeki verilen randevuları ya da buluşmaları insanların toplu bir araya gelmesini engelleme noktasındaki durumları bir süre ertelemeye çalışabilirler. Dolayısıyla belki hafta başında bu noktada çok daha net bir gelişme olabilir. Dolayısıyla siz değerli takipçilerimizle son gelişmeleri değerlendirmek için ve Amerikan gündemini anlatmak için karşınızda olacağız. Umarım hepiniz güvende ve sağlıklı ve dikkatli olursunuz. Ve size iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler.